So it was a surprise for you? No? You got a surprise? No. Okay. So thank you so much for this amazing. You know, here with us a lot of Turkey lovers. Roman сказал, что все очень круто, все понравилось. Давайте будем отводить на каждый номер 5 секунд, если не пришли к нам сегодня 16. Organizasyon veya benzer bir organizasyon bugüne kadar yoktu. İlk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bu organizasyondaki amaç alışılmış tanıtım faaliyetlerinin dışında bir şey yapmaktı. Rusya Federasyonu pazarı da bizim en önemli kaynak pazarlarımızdan bir tanesi. Üst düzeyde başlayan ilişkilerdeki yumuşamayı aslında amacımız bu organizasyonla tabana da indirmek, halkı da kucaklamak, halka da dokunmaktı. Biz biliyoruz aslında Rusya Federasyonu'nda bizim çok önemli bugüne kadar oluşturduğumuz bir takım altyapılar vardı. Arada bir kesintiye uğradı ama bu organizasyonla Türkiye'yi bütün değerleriyle üç boyutlu olarak getirmek istedik ve halkla buluşturmak istedik. Sanıyorum bunda da başarılı olduk. Bizim başlangıçtaki hedeflerimiz bu kadar büyük bir katılım olacağını, bu kadar büyük bir ilgi olacağını aslında açıkçası beklemiyorduk. Bizi de şaşırtan ölçülü bir ilgi oldu. Sanıyorum yarın akşam rakamları gördüğümüzde hepimiz çok şaşıracağız. Ben umuyorum ki yarınki rakamlar bizi burada yapılan dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi olan bir Moskova fuarının sayılarının üstünde bir sayıya çıkacak burası. Çünkü bu açık alanda bu organizasyonun düzenleniyor olması, aynı anda birçok insanın birçok şeyi beraber yapıyor olması, hem Türkiye'yi yaşıyor burada hem de bir yandan da parkın çok büyük bir park burası. Rekreasyon imkanlarından da faydalanıyor. Dolayısıyla bu çok farklı bir tanıtım faaliyeti oldu ve neticesinin de bence çok önemli olacağını tahmin ediyorum. Mutlaka olacak. Yani yukarıdaki yumuşamanın aslında tabana yayılma konusunda da bir takım sıkıntılar olduğunu biz tahmin ediyorduk ve biliyorduk. Bununla bu sorunları da aşmak istedik. Çünkü hala birçok Rus vatandaşı şunun farkında değil. Türkiye ile ilişkilerin belli bir boyutta yumuşadığının farkında değillerdi aslında. Bu faaliyetle birlikte bunun da çok fevkalade bir şekilde farkına varacaklar. Çünkü bu Türkiye'nin buraya bu şekilde, bu şekliyle gelip tanıtılması ve buluşturulması Türkiye'li bu insanların bütün var olan bir takım ön yargıları ve tabuların da birçoğunu yıkmış olacak. Bu aslında bundan sonraki yumuşama ilişkilerine de bence çok önemli katkı yapacak. Türkiye Turizm Festivali Rusya'da ilk defa yapılıyor. Bu yapılan ilk çalışma, hem kamu hem özel sektörün ortak yaptığı ilk çalışma olması açısından çok önemli ve fuar dışında yapılan çok büyük bir etkinlik. Tabii dün başladı bu etkinlik. Şunu görüyoruz, gerçekten çok ciddi bir talep var. Gerçekten çok doğru bir iş yapmışız ve doğru bir yöntemle Türkiye imajını, Antalya imajını, turizmdeki önemini aktarma noktasında güzel bir çalışma oluyoruz. Dün çok yoğun bir talep vardı. Bugün artan bir talebi görüyoruz. Gerçekten çok heyecanlı ve coşkulu bir topluluk var burada. İlgiyi görüyoruz. Hem otellere ilgi hem destinasyonlara ilgi. Tüm Türkiye'nin tanıtıldığı bir ortam yaratılmış burada. Gerçekten Rusya'nın Moskova'nın merkezinde bu bulunuyor bu park ve insanların yoğun talebini burada hissediyoruz. Tabii burada tüketiciyle buluşuyoruz açıkçası. Tüketiciyi direkt hedefleyen bir çalışma bu. Tabii bunun şu açıdan da çok önemi var. Hem basında Türkiye imajının ve algısının oluşmasında hem halkın ilgisinin burada görülüp tüm Rusya'ya yayılması açısından çok önemli bir etkinlik.